Çok eski geleneklerimizden biri olan düğün pastası, düğün davetlerimizin olmazsa olmaz tatlarından biri. Zaten gelin ve damadın birlikte geçirecekleri yeni yaşamlarının tatlı bir şekilde geçmesi amacıyla ikram edilir. Küçük büyük tüm düğünlerde. Düğün pastası alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, pasta çeşitlerini, kokularının ve renklerinin anlamlarını konuşuyoruz bugün Gülben'de. Pasta dünyasının ustalarından Şef Deniz Orhun, davetlilere ikram edeceğiniz pratik kanepe tarifleri ve düğün pastası seçenekleriyle stüdyomuzda. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şahane bir mutfak. Neler yapacağız bugün? Bugün aslında düğün olduğu için öncelikle birazcık düğün ikramlıkları. Düğün ikramlıkları, nişan ikramlıkları, onlardan bahsedeceğiz. Ayrıca bir özelliği var mıdır düğün ve nişan ikramlıklarının? Yok, ayrıca bir özelliği yok ama önemli olan tek atımlık olması, tek seferde yenmesi ve hani bizim öyle tek atımlık dediğimizde ağzınıza attığınızda kocaman iki lokma oluyor mu? Yok, bitireyim ondan sonra konuşacağım şeklinde olmamalı. Şöyle küçük küçük olmalı küçük yani. Küçük küçük olmalı ve tabii şeylere dikkat ediyoruz. Eğer yaş ikram edeceğimiz kişilerde yaşları biraz ileriyse o zaman mesela tatlılarda frambuazı pek tercih etmiyoruz. İşte dişinin arasına girer şey olur diye. Hay, o tarz bak ne özellikler varmış. Ufak şeylere dikkat ediyoruz. Hani davetlileriniz genç mi, orta yaş mı soruyorsunuz. Ona soruyoruz. Tabii içeceklerde ne ikram edeceksiniz? İşte şampanya mı, hani şarap mı, beyaz şarap, limonata mı, limonata sadece mı, içkili mi, içkisiz mi? Artık evet. Hepsini soruyoruz. Ona göre tadımların hani sizinle daha önce de konuştuğumuz gibi tadımların harmonisini yakalamaya çalışıyoruz ve birbirine yakışan yakışmayan şeyler vardır kesinlikle, mutlaka. Kesinlikle aynı peki şekilde. Peki her yılın bir pasta trendi diye bir şey var mı? Ya evet, her şey modası olduğu için saçın modası var, kıyafetin modası var. Biliyorsunuz pastaların da modası oluyor. Biz de işte zümrüt yeşili. Öyle mi? Evet, bu sene birazcık nişan pastalarında ön plana çıkıyor. Teşekkürler. Onun dışında işte bizim için tabii bir düğün pastasının siparişinin alınması ortalama bir saat falan sürüyor. Mesela diyelim ki bizim gelinliklerimizden önce şeyi soruyoruz. Gelinliğinizin desenini pastanızın üzerine yapmaya çalışıyoruz. İşte vay vay vay, gelinliğin deseni pastanın üzerine. Evet. Birazcık pastayla gelinlik örtüşecek. Çünkü iki simge olarak gözüküyor. İşte dekorasyondaki renkler, gelinin el çiçeği bizim pastamızın üzerine koyacağımız güzel çiçekle örtüşüyor. Bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Bunun yanında ne tuzlu. Bugün enginar görüyorum. Evet, enginarlı var. Somonlu bir atıştırmalığımız var. Tamam. Bezelyeli bir atıştırmalığımız var. Öncelikle şeyden başlıyorum. Somonlu atıştırmalığımızdan başlıyorum. Şöyle somon lavaşımızı alıyoruz. Şimdi krem peynirimizi alıyoruz. Ve bizim dereotumuzu alıyoruz. Biraz dereotlarımız burada. Aslında şundan şöyle koparalım. Şuradan. Lavaş ekmeğini önce krem peynir süreceğiz. Evet. Şuradan birazcık şöyle küçük küçük şeylere bölelim. Bu arada biliyorsunuz Deniz Hanım Ankara Üniversitesi Ziraat Bölümü Mühendisliği ve Londra'da okuduğu. Londra'da ekonomi sonra okudunuz. Amerika'da, evet, ben MBA'imi orada yaptım. İşletme master'ımı. Ondan sonra da Amerika'da pastacık ve fırıncılık okudum. Aynen. Şimdi şununla aslında bunu karıştırıyorum. Bir tane. Krem peyniriyle dereotunu karıştırıyorsunuz. Evet. Bir tabağa şöyle boşaltalım. Güzelce. Bu altının bazı öyle mi? Evet, bu altının bazı olacak. Şöyle iyice. Evet. Sonra lavaş ekmeğini bunu süreceksiniz. Aynen öyle, lavaş ekmeğini bunu süreceğiz. Basit bir atımlık. Bunu buzdolabında saklayabilirsiniz. Hatta bir gece önceden yapılırsa daha güzel öyle olacak. Mi? Şöyle yapalım. Bunu düzgün dağıtmak dengesi önemlidir herhalde, değil evet mi? Daha güzel kesilmesi için birazcık lavaşımızın hani kuru olmamasına dikkat etmemiz lazım. Sarılırken bizi parçalanmasın diye. Bu birazcık kurumuş belki de şeyden dolayıdır. Sonra eldivenimi alıyorum ve arasına somonlarıma bakıyorum. Somonlarım şurada. Somonlarımızı şey yapalım. Şöyle kenara koyalım şunları. Hop.
somonlar yerleşiyor. Aynen öyle. Fesleğenlerimizi de koyalım. Ve işte düğün pastası aslında en son kısım oluyor. Diyorlar ki düğün pastası zaten yenmiyor. Aslında öyle bir şey yok. Yeniyor canım, niye yenmesin? Yeniyor. Ama şey, lezzetli olması hani ön planda oluyor. İşte o günler için daha çok hani çikolatalıyı öneriyoruz. Çünkü çikolata biliyorsunuz insanların mutluluk olması, evet, mutlu olmasını sağlıyor. Şu şekilde soruyorum ben. Hop. Ha, bunu keseceksiniz. Evet, bunu keseceğim. Şimdi bunu streçlersek, streçimizi de alalım şimdi. Çok. Şunu kaldıralım. Teşekkürler. Sizden yardım isteyeceğim. Tabii. Ne yaptın? Gibi. Sonra diyeceğim ki ben yaptım. Aa, ne demek, ben ucundan tutarım zevkle. Evet. Şu şekilde kapatıyoruz. Sonra bıçağımızı da keselim. Ve bunu buzdolabında saklıyoruz. Ha. Daha sonra bunları keseceğiz. Küçük halkalar halinde. Ve üzerine dereotu. Buzdolabına daha mı toplayacak bu aynen kendini? Öyle. Hmm. Aynen öyle. Bunu şimdilik tamam. Bir kenara koyalım. Tamam. Daha sonra 15-20 dakika sonra keseriz. Tamam. Göstermek amacıyla. Daha şimdi bezelyeli bir pestomuz var. Tamam. Şimdi genelde bezelyeyi insanlar çok sevmez. O yüzden biz de dedik ki hani... bir iç mi hazırlayacağız? Bir iç hazırlayalım, tamam, bununla ilgili. Ve bezelyenin çok fazla tadını almasın insanlar. Bezelyemiz donmuş bezelye olabilir, haşlanmış bezelye, taze bezelye olabilir. Hangisi olursa. Sanırım tarifler sosyal medya ortamında... Ben buralara döktüm tabii. Olsun. Sosyal paylaşım ortamında veriliyor ya da bizim ekranımızda da veriliyor olabilir. Evet. Şu anda tam emin değilim. Siz benden daha hakimsiniz. Bezelye, pesto. Ay, evet, ben uzak görmüyormuşum, bugün öğrendim. Bakayım. Bezelye, pesto. Doğru, yani pesto dediğimiz birazcık daha ezilmiş haliyle. Hatta bu sarımsaklarımızı direkt atabiliriz. Şunların tamam. Uçlarını keseyim ben. Sevmiyorum o kesme şeyini. Tamam, şunu da. Evet. İki tane sarımsak attık, haşlanmış bezelyelerimizi attık. Aynen öyle. Şey, parmesanımızı koyuyoruz. Parmesan. Sevgi katıyoruz her zaman. Çok güzel, bayılıyorum. Parmesana bayılacağım. Ben de çok seviyorum. Evet, şimdi parmesan olduğu için tuz oranını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Ha. Çünkü zaten tuzlu. Hop hop hop, şunu şöyle. Bunu da mı yufkanın içine yapacağız? Hayır. Bunu bizim crostini dediğimiz ya da bruschetta dediğimiz şeylere yapacağız. Vay, çok güzel. Bunları çok normal güzel. Simiti alıp küçük küçük doğradığınızda, ha, üzerine azıcık zeytinyağı veya azıcık sıvı yağ koyup fırınladığınızda da bunlardan elde edebilirsiniz. Harika. Yani bu da bir sizin için seçenek. Simitin ya da bayat mı olması gerekiyor? Yani bayat olursa daha iyi, çünkü küçük daha ince keseceksiniz. Sadece tabii. Fırına vermek sadece mi? Üzerini yağlıyorsunuz. Sıvı yağla ve fırına veriyorsunuz. Haşhaş görüyorum bunun üzerine. Ben bunları haşhaşla yaptık çünkü. Haşhaşla yaptık. Bizim kendi simitlerimiz var. Şey, anasonlu yapabiliyoruz. Pul biberli. Harika. Artık nasıl isterseniz. Bir de zeytinyağımızı koyalım. Şöyle 125 gram gibi bir zeytinyağı. Zeytinyağı, peynirimiz, evet. Bezelye, sarımsak, karabiber, evet, geldi. Karabiber şimdi geldi. Tuzumuzu en son koyalım tattıktan sonra. Ne dersiniz? Ben tadamayacağım çünkü peynir olduğu için ben hiç... Pardon. Şunu koyuyoruz. Evet. Şimdi... Bakayım ben deneyeyim. Evet. Ahmet gel. Ne zamandır çalıştırmıyorduk bunu. Bir daha deneyelim. Gel. Harika. Ahmet'in böyle bir büyülü durumu var. Değdiği zaman hallediyor meseleyi. Demek ki ondan anlaşılıyor. Yeterli. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, hatta birazcık daha yapalım. Tamam. Evet. Şimdi şeyimize bakabiliriz. Hatta şunun içine koyabilirim, değil mi? Tabii. Bir de spatula şuna. Bu simiti böyle yaptığımız zaman böyle nasıl yassı olacak ben anlamadım. Baget olabilir. Şimdi bu bizim kendi yaptığımız crostini dediğimiz bir çeşit ekmek. Ama hani evde o çeşit ekmeği yapamayacağımız için ben simit örnek verdim. Ya da baget. Baget böyle ince uzun baget Fransız, evet, ekmekleri vardır. Onları da ince ince kestiğimizde. Fırına. Aynı üzerine, yani üzerine üzerindeki yağı mesela yine pul biberli yapabilirsiniz. Haşhaşlı yapabilirsiniz. Susamlı şeyle. Tamam. Hani o tarz bir şey olacak. Şimdi bunu ben bunun içine koyuyorum. Tamam. Çünkü yine rondaya ihtiyacım olacak bir sonraki ürünüm için. Evet, bunu
istediğiniz kıvamda. Hani biraz daha sıvı, sulu olsun dediğiniz nokta. Zeytinyağına göre mi? Zeytinyağına göre ayarlıyorsunuz. Tuzunu ayarlıyorsunuz, karabiberini. Biraz acı istiyorsanız pul biber koyabilirsiniz. Tamam, yakışır da. Aynen öyle. Üzerini paprikayla süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle koyalım. İşte bu kadar. Evet. Şey, bunların iç, şimdi bizim çeri domateslerimizi. Hatta şuradan yine. Dereotuyla birlikte. Zaten bu süslemek 1'e 5 yani. Birkaç tane yapınca bu çok güzel duracak. Ben de tadayım. Yapalım. Ben tadamıyorum peynir olduğu için. Aa, evet doğru. O zaman ben tadayım. Evet. Hani burada. Birkaç tane yapalım. Seyircimize ikram edelim. Çok güzel. Şimdi bayağı bir kokacağım. Kusura bakmayın. Sarımsaklı falan. Olsun. Bunları nasıl yapabiliriz? Başka bir şey olarak biliyorsunuz profiterol topları. Eğer ev hanımları evde yapmayı biliyorsa profiterol topu. Nasıl böyle yapılıyor bir profiterol topu? Ben bilmiyorum hiç. Bir geldiğimiz programda da olmadı yapalım. Ondan yapalım. Tamam. Onların içine de çünkü o da çok tatlı bir hamur değildir. Onların içine de bundan koyabilirsiniz. Ya da şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Şöyle çeri domateslerimiz var. Bunların şurasını keselim. Üstüne süs mü yapacağız? Üstüne süs yapmayacağım. Altını birazcık keseceğim. Çok fazla değil. Biraz. Şu iç kısmına. Evet. Biraz açıyoruz. Bak 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 ondan biraz koyacak. Biraz pesto koyacağız. Evet. Ay. Bezelye pesto. Ve bunu şeyimizde sandviç gibi servis yapacağız. Bunun üstüne dereotları koyar mısınız tabii lütfen? Hemen koyayım. Veriyorum şimdi. Seyircimize ikram edeceğiz. Tamam, onlar bize puan versin. Diğer yapacağımız neydi? Diğer yapacağımız da fasulyeli enginarlı bir kanepe türü. Şu mu lazım dediniz bize? Evet, o lazım dedi. Bunu bir iki dakika hemen temizleyelim. Evet, hocam. Nasıl? Şu evet, diğer onları da koyalım. Onları da koyalım. Böyle. Tamam. Evet, buyurun bakalım seyircimiz. Arkalara doğru dağıtınız lütfen. Afiyetler olsun. Nasıl? Durun bakalım, şimdi yiyecekler. Geri bildirimleri alalım. Evet, Clementine'de pastalar az şekerli yapılıyor mu? Gerçekten diyet diyebileceğimiz... Pekmezle tatlandırılan pastalar var mı mesela? Bizim özellikle şeker yerine bal kullandığımız, pekmez kullandığımız, bu şekilde işte yağ yerine muz püresi kullandığımız, bal kabağı kullandığımız ürünlerimiz var. Ve özellikle şimdi de yeni bir şey başlatıyoruz. İşte nasıl diyeyim size, lifli ama sağlıklı. İşte enerjinizi aynı seviyede tutacak. Özellikle bu hipoglisemi hastaları için olsun. Ya da gluten free. Biz geçen gün evde bir kurabiye yaptık yulaflı. Gerçekten çok güzel oldu. Yani yulaf kullanıyor musunuz? Evet evet, yulaf çok kullanıyoruz. Çok seviyorum yani, o ezme yulaflar var. Lif diye geçiyor hatta. Onlardan mesela kurabiye yapıyoruz. O çok lezzetli oluyor. Ya da işte elmalı bir pasta yapıyorsunuz ama tart kısmını hamurdan yapmıyorsunuz da o yulaf. Bir gün onları yapalım isterim. Tabii, çünkü çok klasik pastalarda hani bildiğimiz o yağ, hani şekeri bol. Onun evet güzel oluyor. Evet, dışarıda yediğimiz zaman bunun tadı bambaşka oluyor ama evimizde kendi misafirlerimize tatlı yemeyeceğiz diye bir şey yok. Bunlarla yapalım. Kabak kullanalım dediğiniz gibi. Muz püresi kullanalım. Tabii, çok sevindim. O kıvamı onların verebileceğini gösterelim, ispat edelim. Çok tamam, isterim. Tamam, peki, vaktimiz azalıyor. Evet, şimdi geçiyoruz diğerine. Şey, rondomuz geliyor mu? Rondomuz. Tamam. O zaman sadece enginarımızı koyacağız. Birazcık limon. Ay, o ne güzel bir rende. Güzel değil mi? Benim de çok hoşuma gidiyor. Şöyle enginarın üzerine yapayım. Sonra geliyor mu? Çünkü hepsini karacağım ve bitecek. Onun da işi çok kısa. Bunları mesela raf ömrü 2 gün. Hani daha önceden de yapıp buzdolabına koyabiliriz. Nasıl buldunuz bu arada? Sürücüden ses gelmiyor. Ne oldu, bayıldınız? Peki. Alalım bakalım. Geldi. Yine aynı şekilde. Teşekkürler. Evet. Şunlara... İçerisine fasulyemizi koyuyoruz. Haşlanmış fasulye mi? Haşlanmış fasulye. Hazır mı onun yerine mi yapılıyor?
konserve de olabilir. Tamam. Tabii ki kendi yaptığımızı tercih ediyoruz. Ama acil durumlarda özel misafirleriniz geldiği zaman evet, fesleğenimizi koyuyoruz. Ben çok seviyorum fesleğeni. Şöyle güzellerinden ayıralım. Fesleğen. Sonra kaşar. Eski kaşar. Üçünde de peynir kullandınız. Evet. Enginarlı, fasulyeli. Size peynirsiz bir şey yapacağım. Evet. Bir dahaki sefer aklımda olsun. Şunları koyuyoruz. Tamam. Ve jambon. Dört dilim. Hatta ben birazcık... Aa, onu da içine koyuyorsunuz. Onu da içine koyuyorum. Her şeyi içine koyuyorum. Hızlı ve güzel. Koymadığımız ne kaldı? Enginar. Onu da parçalayıp limon rendelediniz biraz üstüne. Limon rendeledim. Yani çok az bir, birazcık ekşilik vermesi için bunlar hep. Şöyle bakalım. Hatta kapatalım mı ki? Kapatalım. Bir tane daha doğrayalım. Tamam. Şunları biraz şey yapalım. Ne kadar enteresan malzemeler bir araya geldiği için de. Değil mi? Fasulyeyi, şimdi kimse fasulyeyi tadamayacak. Enginar haşlanmıştı galiba değil mi? Enginar evet. Haşlanmış. Şimdi tam mevsimi de zaten. Zeytinyağımız 125 gram. İsterseniz şey koyabilirsiniz buna. Yine çok pul biber, karabiber. Pul biber, karabiber, tuz. Hepsini biz daha sonra koyalım. Evet, o arkadaşımız nerede? Ahmet gel. Gel bakalım bir dokun bakalım. Çok doldurdunuz için. Bak ya nasıl dokunuyor. Tamam devam edelim. Malzemelerimiz ekranda yazıyor. Evet birazcık şey karıştırmak gerekecek. Ve Ahmet'i tekrar çağırmak gerekecek. Ahmet'i yemeğe dahil edeceğim ben. Enginarı çok koyduğunuz için. Evet. Sizin kullandığınız şey daha büyüktür çok daha eminim büyük. Değil mi? Yani bazen ben evde yemek yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Böyle olmuyor çünkü oradaki alıyor. Yani doğru. Bütün malzemelerimi alıp şeye, fırına gidiyorum böyle hızlıca. İstediğiniz gibi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ahmet. Bulduk. Aa yaptım. Süper. Ay Allah gerçekten şey biraz az koysaydık iyi olurdu. Yavaş yavaş aşağı iniyor. İniyor mu? İniyor iniyor. Bir tane şeye boca edelim daha hızlı tamam. Olsun. Ha? Olur mu? Şuna boca edelim. Dibindeki malzeme oldu gerçi onu anlayacağız oradan. Jambon da karıştı çünkü. Evet. Bunda bir tek sarımsak yoktu galiba bunda değil mi? Bunda sarımsak yok. Şimdi bu da özellikle böyle davetlerde insanlar çok kokmak istemez. Ona çok dikkat etmek lazım. Doğru. Firma toplantılarında mesela çok kokmak istemezler. O zaman sarımsak asla kullanmıyoruz. Birazcık şunları azaltıyorum. Hı-hı. Evet. Vay 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 vay. Vay bayağı şey oldu hakikaten. Şimdi bakalım şey yapacak mı? Bunları da mı bunun üstüne süreceğiz? Evet onları da onun üstüne süreceğiz ama tam karışmadı. Buradaki şeye bakıyorum ama bulamadım. Neyse. Şöyle. Neyse. Bunun da süsü var mı? Bunun süsü var. Yine aynı şekilde biz. Fesleğen mi? Fesleğen ya da dereotu. Yine ben dereotunu tercih ediyorum açıkçası. Bence de dereotu böyle şeylere çok yakışıyor. Hı hı. Bunun en önemli malzemesi ne sizce? Bence enginar. Bence de. Yani ben bunu yediğimde ay bunun tadı, hani, tadı şey, ne dediğim zaman enginar. Sırrı enginar. Birazcık da limon rendelemek galiba. Enginar biraz yukarıda kaldı. O yüzden şey olabilir hani şu birazcık limon sıkalım. O enginarın ekşiliğini bize şey versin. Limon versin. İçindeki ben fesleğen. Orada spatula var mıydı? Bakın bakalım. Kaç dakikamız kaldı? Bitti mi? Bitti tamam mi? Peki. Bitiyor mu? Hay Allah. Tamam. Peki olsun bu kadarlık olsun. Düğünlerde, davetlerde kendi evinizde de yapacağınız evet. Çok şık şeylerdi bence. Üçü de ama diyet pastaları yapmak için sizi tekrar muhakkak, bekliyorum. Muhakkak. Reklamlara tamam. Gidiyoruz. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Sizin de. Evkur'un sunduğu Gülben devam edecek.